Herkese merhaba. Bugün Çeşme'de öğretmenlerimizin sorunlarına değineceğiz. Ne itti sizi karavanda yaşamaya öğretmenim? Çeşme'de kiraların aşırı yüksek olması bu yönteme itti beni. Ben kendim yaptım karavanımı. Arabayı aldıktan sonra 2 ay içerisinde biraz kendi çabamla, biraz akrabalarım çabasıyla kendi başıma karavan yapmaya karar verdim. Malum yani maaşımızın %70'i kiraya gidecekti. Ben burada bir ev tutsaydım en az 8 bin, 9 bin gibi bir meblağ ödeyecektim. Malum sitelerden araştırma yaptığım zaman en düşük ev fiyatlarının 6 bin, 7 bin, 8 bin diye başladığını gördüm. En hani durulmayacak tarzdaki evlerin. Mecburen bu işe koyuldum. Kendim yaptım karavanımı. İçinde yaşıyorum. Okula da yürüme mesafesinde. Dedim ki hani en azından yürüme kısmında o şekilde hallederim. Hani ulaşım ücreti ödemek zorunda kalmam. Bu şekilde bu yola başvurdum. Malum sebepler beni bu yönteme itti. Bekarız değil mi? Öncelikle Evet, onu söyleyelim. bekarım. Evet. Evli ve çocuk olsa zaten O olmayacaktı. O zaman zaman ne yapmayı düşünürdünüz Çeşme'den? tayin isterdim Gibi bir hocam. ya da daha uygun bir yerde kalıp buraya gidiş dönüş yapmayı düşünebilirdim. Branşımız neydi? Branşı İngilizce. İngilizce öğretmenimiz bir Evet. karavan yaptı kendisine, kiraları ödeyemediği için. Kışın zor olmuyor mu karavanda kalmak? Şu an bile çok soğuk mesela. Evet, kışın şöyle ki hani kendim dizel ısıtıcı taktırdım arabaya. Onu ödüyorum. Dizel yakıt koyarak işte onunla idare etmeye çalışıyorum. Ama bu aralar iyi gidiyor ama daha soğuk olursa ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Hiç rahatsız eden oluyor mu etrafta? Ya da Şöyle sizi tanıyan var mı buraya gelip ziyaret ediyor mu öğrenciler falan? öğrencilerin bir kısmı biliyor zaten ama ben şeyden çekiniyorum. Çevremiz zengin bir muhit olduğu için buradaki evlerde kalan insanları rahatsız etmem adına şu anda kimse yok etrafımızda ama daha uygun bir yer, daha ileride bir yer var. Halı saha var. O halı sahanın orası daha bir müsait. Ancak orada da güneş görme şansım olmuyor. Güneşten biliyorsunuz elektrik aküleri besliyorum. Burası daha iyi olduğu için karşımdaki ev de boş olduğu için şimdilik burada kalıyorum. Karavanın içindeki bütün sistemi siz kendiniz mi tasarladınız? Evet. İnterneti YouTube'da izleye izleye artık Ha. kendim bir şeyler yapmaya çalıştım yani öyle. Çok teşekkür ederim. Rica Söylemek ederim. istediğiniz bir şey var mı? Çözüm önerisi, lojman, başka belki kira Lojman. desteği olabilir. Evet, lojmanımız olsa ne güzel diğer kamu personellerin atıyorum emniyetin bir lojmanı var. Çok yakın buraya. Ne bileyim ne bileyim öğretmenlere bir lojman tahsis edilebilir. Kira desteğiyle. Kira desteği yapılabilir. İnsanları burada tutmak gerekiyor. Yani buradaki çocuklar da en azından eğitim öğretime muhtaçlar. Öğretmenlerin gitmemesi gerekiyor. Ben şimdi öğretmenimizin karavandaki yaşamını merak ettim. Evet. Mesela yemek olayını nasıl hallediyoruz? Burada benim ocağım var, tüpüm var. Burada işte kendi ocakta işte tüpü de burada oluyor. Burada şeylerim, tencerelerim, tavalarım işte onlarla yapmaya çalışıyorum. Yeri geliyor dışarıdan söylüyorum, yeri geliyor işte burada yapmaya çalışıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Şey, çamaşır, duş olayı falan nasıl oluyor? Çamaşırlarımı biriktirip bu marinanın orada şey var, çamaşırhane var, oraya götürüyorum. Duş olayında hani zorunlu olduğum zamanlarda burada kullanabildiğim bir duşum var. Tuvaletim de burada. Burada onları kullanıyorum. Yani onu düşünerek yaptım. İçinde şopenin de var. Burada çadır ve kamp kurmak da yasak. Alınan karardan dolayı yaz aylarında aldı bu kararı. Karavan, kamping ve türevlerine kendi arsanız dışında kullanmak ya da kurmak yasaklandı. Şu an suç işliyor olabilirsiniz yani. Evet, onu da farkındayım. Ben de karavanı dıştan bakınca hani karavan olmasın diye çok böyle allayıp cilalamadım yani boyamadım. Biraz minibüse benzettim. Hani minibüs tarzını korumaya çalıştım. Ama öyle bir şey olursa ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yani o da yasaklanırsa artık buradan tayin istemeyi düşünüyorum.